Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler, hepiniz yanıma ve kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sizlerle 3 gündür birlikte değildik. 3 gündür birlikte olamadığımızdan dolayı sizlerden özür dileriz. Çünkü sizlere ben Mayıs ayından beri Ankara'da bulunduğumu, muhtemelen Ankara'ya yeni bir görevle tayin olabileceğimi sizlere belirtmiştim. O tayin gerçekleşti ve gerçekleştiğinden dolayı mekan değişikliği, arkada fon değişikliği oluyor. Evet, ben neden 3 gündür video çekemedim? Çünkü ailemi Antalya'dan Ankara'ya getirmek, eşyaları getirmek, tabii oturacağımız yeri ayarlamak, çocuklarımızın, çünkü Eylül ayında tayinler belli oluyor, okullarını ayarlamak, işte giriş gidişlerini ayarlamak, yeni bir şehir, yeni bir ortam, hem çocuklar için hem bizler için kolay olmuyor arkadaşlar. Ben gerçi geçici görevle geldiğim için ortama biraz alışmıştım, ancak ailenin yeni bir şehre alışması belli bir vakit alacaktır ve alıyor da. Ondan dolayı sizlere 3 gündür vakit ayıramadım. Arka fona gelince arkadaşlar, arka fonda sizlere göre şu köşede, şuradaki arkadaşlar, benim babamın babası, dedem, rahmetli Temindar Kaya'nın Çanakkale gazisi olduğuna dair, seyyar topçu bataryası neferi olduğuna dair ve aynı zamanda Çanakkale gazisi ile beraber Kurtuluş Savaşı gazisi olduğuna dair bir Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan belgedir arkadaşlar. Ve bununla beraber İstiklal Madalyası vardır. Diğer tarafta tabii eşimle benim evlilik fotoğrafım. Diğer tarafta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Diğer tarafta annem ve babam. Ve ufaklıkların resimleri var arkadaşlar. Tabii fon değişiyor. Arada bir fon değiştirmek iyi oluyor. Şimdi böyle olunca arkadaşlar, o yüzden 3 gündür sizlere bir şey çekemedik. Kusurumuza bakmayın. Vakit buldukça sizlerle birlikte olmak istiyorum. Borsa İstanbul'a gelince arkadaşlar, işin açıkçası Borsa İstanbul'da borsa yükselişinde devam ediyor. Bugün baktığımda bir 8298 sanırım bir çizgi çekmişim. O çizgiyi neden çektim onu anlamadım. Ve baktığımda da arkadaşlar, sanki bugün Borsa İstanbul'da dip noktası oralara kadar getirmiş gibiler. Şöyle bir düşük değere baktığımda değerli arkadaşlar, tam oradan dönmüş. 8295'ten dönmüş. Ben de 8298'leri çizmişim sanırım. Zaman da geçince neden çizdim anlamadım. Diğer tepenin üst noktasıymış. Aslında haftalık kapanış olarak 8295'ler kötü bir kapanış değil arkadaşlar. Şöyle baktığımızda aslında çok sınırlı bir satışın olduğunu, çok satışa istekli olmayan bir Borsa İstanbul olduğunu görüyoruz. Çünkü neden? Çünkü bir Fitch'in bir değerlendirmesi var. Hatta not artışı olacağına dair olaylar var. Şimdi siz bu not artışını nasıl değerlendiriyorsunuz Selçuk Bey? Arkadaşlar, beni 3 yıldır bu ekranlarda tanıyanlar bilirler. Ben genelde, yani uzaktan veya hariçten gazel okumak yerine, yabancı değerlendirme kuruluşlarının not artışlarını veya notta görünümlerini çok önemserim. Çok önemlidir. Çünkü neden? Hatta bugün JP Morgan ne dedi? TL'de long pozisyon sınırlı miktarda alabilirsiniz dedi. JP Morgan, bakın burada yayınlıyorum. Sınırlı miktarda long, TL'de long pozisyonu tavsiye ediyorum dedi. Bu ne demek? Faiz artışlarının devam edeceği demektir. Faiz artışlarının devam edecekse arkadaşlar, piyasa biraz yavaşlayacak, ekonomi biraz yavaşlayacak, TL biraz değerlenecek demek. Zaten bu TL'de değersizleşme sürdürülebilir bir şey değil arkadaşlar. Şu kadarcık çöp kovası alıyorsunuz, 500 lira deniyor. Yani basit bir çöp kovası. Yani yanınıza şöyle atacağınız bir çöp kovası, marka vermeyeyim, büyük bir ev mağazasında 500 lira deniyor. Yani artık bu işin ucu kopmuş durumdadır. Tabii ki parası olan da var, iyi harcayanlar da var. Çünkü neden? Böyle bir politik sistem içerisinde zengin olan daha da zenginleşti, fakir olan daha da fakirleşti. Aslında fakir olan daha da fakirleşmek yerine orta gelir, yani sabit ücretli kesimin, yani alım gücü oldukça azaltıldı ve işin açıkçası diplomalı kesimin, beyaz yakalı kesimin iş gücüne olan katkısı pasifleştirildi. Şunu anlatmak istiyorum. Gerçekten siz eğer karı koca çalışıyorsanız, ne bileyim, ihtiyaçlarınız sabahtan akşama kadar, hele hele böyle vardiyeli bir işte çalışıyorsanız, eşiniz vardiyede çalışıyor, 14 saat, 16 saat çalışıyorsa, eve bir yardımcı almanız gerekiyor. Eve bir yardımcı aldığınız zaman, işte çocuklarınızın okulları, okulun servisine gidip gelmesi, servisi veya küçükse gece nöbetine gittiğiniz zaman yanında birisinin kalması. Şimdi bunlar çok ciddi rakamlar. Bakıyorsunuz bu tip kendinize yardımcı olabilecek insanları tuttuğunuz zaman, yani 10 bin liralardan, 15 bin liralardan rakam açılıyorlar.
Yani evinize temizleyebilirsiniz. Çünkü eşiniz çalışıyorsa evinize temizleyebilirsiniz. Gelecek, yemeklerini biri yapacak. Çocukların okullarıyla, dersleriyle birileri ilgilenecek, birileri başında bir şey. Yani şöyle baktığınızda gerçekten çalışıp masraflarımı ödeyemektense çalışmadan evde oturmanın daha mantıklı olabileceği bir sürece doğru gidiyoruz. Peki söylemiş olduğum bu mantık mantıklı mı? Hayır, mantıklı değil. İşte buralarda JP Morgan da diyor ki buralarda bu TL'nin değersizleşmesinin dönmesi lazım. Buradan bir yerlerden dönmesi lazım. İşte dönmesi için de diyor ki sınırlı sayıda TL pozisyonu long alabilirsin. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı Merkez Bankası kesinlikle önümüzdeki günlerde faiz arttırmak zorunda kalacak. İşte bu noktada Fitch. Fitch diyor ki bunu yaparsa Merkez Bankası ben notu arttırabilirim. Notu arttırabilirimden ziyade bazı arkadaşlar notta görünümde artış bazıları işte notta artış oluyor. Çünkü neden? Aslında normalde olması gereken nedir? Siz bir not yukarıya alabilmeniz için kademelerin olması lazım. İşte negatif, durağan, pozitif, ondan sonra not artımı gelmesi lazım. Ancak yapılan işler o kadar hızlı. Yani Türkiye gibi ekonomik sistem içerisinde, Türkiye'de ekonomi çok hızlı değişiyor. Çok hızlı yön değiştiriyor. Bir tarafta bir anda gayrimenkul değerlendirirken bir anda dolar değerlendirirken, bir anda dolar değerlendirirken bir anda TL'yi değerlendirebilirler. İşte bu ani değişikliklerde JP Morgan, S&P, Fitch gibi JP Morgan banka kredi derecelendirme kuruluşları bazen bu ara kademeleri atlayıp direkt bam diye notu çakabilir. O zaman şu soru geliyor akla. Arkadaş acaba borsadaki bu yükseliş Fitch'in hiç ara kademede görünümleri değiştirmeden 3 görünüm üzerine koyup bam diye not artışı getirebilir mi? Çok önemli bir konu. Şimdi bakın arkadaşlar. Yabancı fonlar laga lugayla gelmezler. Siz ister beğenin ister beğenmeyin. Yabancı kurumların not artışı demek Türkiye'ye en az yani bir Fitch'in size 1 puan not üzerine vermesi 1,5 milyar dolarlık 2 milyar dolarlık fonu serbest bırakması lazım Türkiye'de. Çünkü neden? Çünkü fonlar bu kredi derecelenme kuruluşlarının lafıyla iş yaparlar. Çünkü bu kredi derecelenme kuruluşu not vermez de fon illa ben Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorum derse, borsasına yatırım yapmak istiyorum derse, o borsaya yatırım yapıyorsun, o zaman ben senin sigorta miktarını arttırıyorum arkadaşlar. 500 milyon dolara 300 milyon dolar sigorta vermen lazım. Ya arkadaş adam 500 milyon dolarlık yatırım yapıyorsa 300 milyon dolar sigorta. Böyle şey mi? İşte not artışı olduğu anda hem bu fonların Türkiye'ye ayırdıkları paylar artar, hem de bu borsasına, Türkiye borsalarına yatırım yaptıkları takdirde yapacakları sigorta bedelleri düşer. Bu çok önemli bir konu. O yüzden değerli arkadaşlar ben yabancıların not artışını çok önemsiyorum. Ancak soru şu. Bu kredi derecelenme kuruluşlarını acaba bu Borsa İstanbul, Pala bunu daha önceden haber aldı da fiyatların içine koydu mu? Peki Fitch not artırırsa realite gerçekleşti. Realite gerçekleştikten sonra bundan sonra satış mı başlar? Veya satın alınmadıysa borsa Fitch notu arttırırsa bankalar tavan tavan, sanayi şirketleri tavan tavan gider mi? Veya Borsa İstanbul yükselişi devam eder mi gibi aklımızda deli sorular dönüyor. Burada tabii ki finans sohbetinde bir yorumu olacak arkadaşlar. Yani bu kadar bir aileyiz, bu kadar bir şeyiz. Şimdi arkadaşlar borsada not artırımı gelirse, diyelim ki Borsa İstanbul bunu fiyatların içine koymuş. Borsada not artırımı geldiği anda bam 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 satış geldi. Bu sefer de siz bana dönüyorsunuz, kızıyorsunuz. Ya Selçuk Bey, hani not artışı olunca da borsa yukarıya çıkardı, borsa yukarıya çıkardı. Arkadaşlar ben de diyorum ki evet, bunlar insider trader yapıyorlar. İçeriden bilgi alıyorlar. Bilgi aldıklarından dolayı borsayı 8300'lere kadar 4400'lerden taşımışlar. Mersem bu adamlar not arttıracakmış ve şimdi de bu realite gerçekleşmiş ve düşüyor diyebilirim. Ancak bu biraz kaçak bir yorum olur. Benim yorumum şu olması lazım. Diyorum ki arkadaşlar not artışı gelirse her ne olursa olsun Pala bunu satış olarak, satış fırsatı olarak da kullanırsa bu uzun süreli bir satış fırsatı olmaz. Bakın bu net. Satar. %5 satar, hatta %10'a bile vurabilir satışları. Ancak ben eğer not artırımı gelirse bunların birer alım fırsatı olabileceğini düşünüyorum. Ha, Pala o zaman bu opsiyonu bilip de ya arkadaş
Ben zaten yükselteceğim. Düşürürsem bu millette küçük yatırımcı üzerime atlayıp derse yukarıya vurursa o zaman oralardan pozisyon açmak riskli olabilir. Riskli olabilir yukarıya açmak. O yüzden ben Fitch'in eğer olası bir not artırımı gelirse, Borsa İstanbul'u bir satış olursa arkadaşlar orta vadede borsa için kesinlikle olumlu olur. Kesinlikle aynen JP Morgan gibi. Yani düşürürler, silkelerler, yetmez %5 düşürürler, yetmez biraz daha panikletirler, %10 düşürürler. Siz daha öldük bittik hani Fitch not artırdı şöyle oluyor. Ondan sonra oralarda malı bir silkeler hop yeniden 9300'lere doğru yolculuk başlar. Benim arkadaşlar bununla ilgili yorumum budur. Yani olabilir bu 4400'den 8400-8300'lere gelen rallilerde Fitch'in not artırımı fiyatlara girmiş olabilir. Ancak uzun vadede ve orta vadede bu çok iyi bir gelişmedir. Fonların önündeki engel kalkacaktır. Yeter ki yabancı bize not versin arkadaşlar. Lafı fazla uzatmayalım. Şimdi bakalım Borsa İstanbul'da neler olmuş. Şimdi arkadaşlar şu bizim taban formasyonundan çıkıştı. Burada çubuğumuz vardı. Ne dedik işte? 8467'ye kadar gelebilir diyorduk borsa. Şunu da hatta şöyle bir işaretleyelim arkadaşlar. Şimdi ben bugün şöyle baktığımda 8298'i işaretlemişim ben. Düşündüm ben bunu nerede işaret, niye işaretledim diye. Şöyle bakıyorum hiçbir şey yok tabii gerilerde öyle. Meğersem şunun üst noktasını almışım arkadaşlar. Şurası var ya. Bakın şurası, şurası, şurası ve burada bayağı bir savaş var gördüğünüz gibi. Burada bir bayağı bir savaş olduğundan size 8298'i buraya işaretlemişim. Ancak bugün güzel bir açılış oldu. Nereye kadar geldik? 8400'lere kadar geldik. 8397, 8400 diyelim. Güzel bir yere geldik. Ve buradan satışlar geldi. Ancak 8298 var ya. Bunu işaretlemişim daha önce. Şu seviyenin altına inmemesi. Yani bir önceki tepenin altına inmemesi. Ve burada haftalık kapanış yapması pozitif olarak değerlendiriyor. Önümüzde 8470'in bir direnç olduğunda görürüz arkadaşlar taban formasyonu. Şöyle baktığımızda hareketli ortalama üstünde gayet de üstünde bir endeksimiz var. Şu an bence Borsa İstanbul'da herhangi bir problem ben görmüyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar tekrar nitelendiriyorum. Kendinize iyi bakın, bol kazançlar.